güçlüyüz. İnşa ediyoruz. Geliştiriyoruz. Yeni ufukları fethediyoruz. Ama insanlık büyük tehlike altında. Kaosun güçleri zincirlerinden boşandı. Bizi yok olmanın eşiğine getirdiler. Affı olmayan bir gezegenin karmaşasında çoğu tür yok olurdu. Ama birinde bütün parçalar yerine oturdu. Birkaç anahtar kapıları açtı. İnsanlığın zaferi için. Bu bizim hikayemiz. Hepimizin hikayesi. Kuzey Çin. Milattan sonra 1215. Moğollar geliyor. 50 bin savaşçı. Dünyanın en büyük atlı ordusu. Liderleri Cengiz Han. İnsanlık tarihinin gördüğü en kanlı komutan. Hedefi Changtu. Günümüzün Pekin'i, yani Çin'in başkenti. Şehirler insanoğlunun öyküsünde büyük önem taşır. İktidar, eğitim ve servet buralarda toplanır. Korunmaları gerekir. Changtu'nun da 29 kilometrelik bir surları var. 12 metre yüksekliğinde. Yine de saldırılara açık. Changtu'da 500.000 insan yaşıyor. Şimdi insanlığın geleceğini belirleyecek olan savaş, kentte yaşayanlarla göçerler arasında yaşanacak. Cengiz Han, bir kabile reisinin oğlu. Babası öldürüldü, kendisi ise sürgüne yollandı. Eğer Cengiz Han'ınki gibi bir çocukluk geçirirseniz, omuzunuzda yük olurdu. Herkese yakınlıklarını kanıtlamak isterdiniz. Ne yaptığınızı bildiğini kanıtlamak isterdiniz. Mahallenin en zorlusu olduğunuzu herkese göstermek isterdiniz. Onu esir edenlerin elinden kaçtı. Zirveye kadar tırmandı. Moğolları birleştirdi. Ve dünyayı değiştirecek bir fetih harekatına başladı. Başarısının anahtarı at. 5000 yıl önce Orta Asya'da evcilleştirilmiş olan atlar insanoğlunun sınırlarını genişletti. Moğollar günde 480 kilometre yol alabiliyor. Atın savaşta kullanılması insanlık için yepyeni bir ufuk açar. Şayet Çinlilere karşı savaşan Moğollar dönemine gidecek olursak, tarihte savaş için yapılan ilk yolculuk aracının bizi sonunda tanka ulaştırdığını görürüz. Bu ilk araçsa attır. Bir Moğol 3 yaşında atın sırtına biner. Eğer kullanmadan at binmeyi öğrenir. Yaya insanlarla karşılaşan Moğollar için bu insanlar koyundan farksızdırlar. Onları korkutabilirsiniz, itip kakabilirsiniz, kaçacaklardır. Dört nala giderken ok atabilirler. Fırtına saldırısının ilk örneği. Bir yere fırtına gibi dalıyorlar. Yapacaklarını yapıyorlar ve sonra yok oluyorlar. Kimse başına ne geldiğini anlayamıyor. Her Moğol savaşçısının 4 atı var. At üstünde yiyor, içiyor ve uyuyorlar. İkinci Dünya Savaşı'na gelene kadar hiçbir ordu
bu kadar hızlı hareket edip uzağa gidemedi. Geleceklerine dair haberlerden daha hızlı gidiyorlardı. İklim değişikliği, insanlık tarihinin en önemli olgularından biri. Moğolları dünyayı değiştirmeye itiyor. Dünyadan 149 milyon kilometre ötede Güneş'in faaliyetlerinde artış var. Radyasyon patlamaları gezegeni kavurmakta. Bu 3 asır sürecek bir küresel ısınmanın başlangıcı. Antik dünyada, modern öncesi dünyada yaşanmış olan iklim değişiklikleri tarihsel olayları doğrudan etkilemiştir. Kuraklık Moğolistan'da otlakları çöle çevirmiş. Moğollar yok olmamak için güneye, Çin'e, yani Asya'daki en büyük güce, dünyanın en büyük şehirlerinin yurduna iniyor. Çin en büyük ödüldür. Eğer Çin'i fethedebilirsen bitip tükenmez kaynakların merkezini fethedersin. Tahıl, ipek ve çay. Çin Moğolların ele geçirebilecekleri en büyük ganimetti. Cengiz Han, Çangtu'ya yaklaştığında bir ultimatum yayınlıyor. Ya teslim ya da ölüm. Atları Moğolları şehrin kapılarına kadar getirdi. Ama buraya kadar. Şehri almak için Çinli mühendisler kullanıyorlar. Onlara zorla koçbaşları yaptırıyorlar. Savaş esirleri kendi şehirlerine saldırıyor. Çangtulu askerler şehri savunmak için kendi insanlarını öldürmek zorunda. Kapılar kırılırsa şehir düşecek. Moğollar Çangtu'yu yağmaladı. Yüz binlerce insanı katlettikten sonra şehri yaktılar. Moğollar akıl almaz ölçüde etkili bir askeri güçtü. Eğer bir yeri almak istiyorlarsa önlerinde hiç kimse duramazdı. Bir görgü tanığı şöyle diyor. Yer insanların yağıyla vıcık vıcıktı. Cengiz Han'ın yaşadığı süre içinde 40 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğu söylenir. Yani Adolf Hitler'in öldürdüğü kadar. 25 yıl içinde Roma'nın 400 yılda fethettiğinden çok daha fazla toprak fethetti. 7 milyon 200 bin kilometre kare. İnsanlık tarihinin bugüne kadar gördüğü en büyük imparatorluğu kurdu. Başarısının anahtarı ise iletişimdi. Atlı posta sistemi kurulmadan 600 yıl önce Moğollar Amerika'nın iki katı büyüklüğündeki mesafeleri aşabilen atlı habercilere sahipti.
Her 50 kilometrede bir 400 atlık bir istasyon vardı. Özel bir madalyon takan devlet habercileri, dünyanın bu ilk pasaportu sayesinde yiyecek ve taze binek talep edebilirlerdi. Cengiz Han'ın fetihleri sayesinde dünyada ilk kez bir insan dünyanın bir ucundan öbür ucuna güvenle yolculuk edebiliyordu. Doğudan batıya kağıt, matbaa ve barut taşınacak ve bunların hepsi insanlığın geleceği için büyük önem taşıyacaktı. Ancak aynı zamanda zincirinden boşanmış bir katil Avrupa nüfusunun yarısını silip süpürecekti. İnsanlık dayanıklı bir düşmanla savaşıyor. Hastalık. Issık Kul, bir ticaret istasyonu. Avrupa ile Asya'nın tam ortasında. Cengiz Han öleli bir asırdan fazla olmuş. Fakat imparatorluğu ayakta. Ticaret yolları boyunca ise çok tehlikeli bir yolcu hareket halinde. Bakteri. Tam 3,5 milyar yıldır dünyanın her köşesi mikroorganizmalarla kaplanmış durumda. Kendi bedenlerimizde bile insan hücresinden çok bakteri hücresi bulunuyor. Bunların çoğu zararsız, hatta çoğu çok gerekli. Ancak öldürme gücüne sahip olanları da var. Issık Kul'da bir salgın başlıyor. Kayda geçmiş ilk kurbanlardan biri, Kutluk. Evli, Hristiyan, hasta. Hanımının koca karı ilaçlarının hiç faydası olmadı. Bir düşünün, kocanız köy pazarından dönüyor. Vücudunda kocaman mavi kabarcıklar var. Kendini hasta hissediyor. Bu havadan mı oldu, içtiği sudan mı? Yoksa içinde bilinmeyen bir hayvan mı var? Ne oluyor? Kafanız karma karışık. Bakteri Kutluk'un dolaşım sisteminde geziyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor ve amansız bir şekilde yayılıyor. Salgı bezleri şişiyor ve bozuluyor. Derisinde içi dolu dev gibi kabarcıklar oluşuyor. Hıyarcıklar. Hıyarcıklı veba. İnsanlara neredeyse görünmez bir taşıyıcıdan geçiyor. Pire. En temel besini kan. Isırdığı zaman kan dolaşımına veba bakterisi kusuyor. Kutluğun hanımı hiç farkında değil. Ama onu da pire ısırdı. Birkaç gün içinde ikisi de ölecek. 1337'de Issık Kul'da 4 kişi öldü. 2 sene sonra ölü sayısı 100'e ulaştı. Ama bu henüz başlangıç. Bu enfeksiyonlar bir kez yayıldı mı hiç durmaz. Ulaşımın gelişmesi bu hastalıkların kontrol altına alınmasını imkansızlaştırmış. Veba taşıyan pireler salgını genişletiyor. En yakınımızdakilerden biri sayesinde. Kara sıçan. Asya'nın yerlisi olan sıçan Avrupa'ya Romalılarla birlikte yayıldı.
Bir sıçan çiftinden yılda 2000 yavru doğuyor. Ve her sıçan en az 8 vebalı pire taşıyor. Kara sıçanlar Moğol ticaret yolları boyunca giden mallara veba bulaştırıyor. Issık kulda yayılan veba doğuda Çin'e doğru genişliyor, batıda Avrupa'ya. Kefe, Karadeniz'de bir şehir. Gelişmekte olan bir liman. Doğu ve batının kavşağında yer alıyor. İtalyan tüccarların egemenliğinde. Vebayı Avrupa'ya yayanın bir kişi olduğu söyleniyor. Bu Cengiz Han'ın soyundan biri. Cani Bey. İktidarı ele geçirebilmek için öz kardeşini öldürdü. Şimdi de Moğol İmparatorluğunu batıya doğru genişletmek istiyor. Kefe ona engel oluyor. Ama elinde yeni ve feci bir silah var. Veba askerlerini öldürüyor. Hem de yerlerine yenilerini koyamadan. Bu da Cani Bey'in aklına bir fikir getiriyor. Askerlerini silaha dönüştürüyor. Biyolojik savaş yeni bir şey değil. Milattan önce 6. yüzyılda hem Asurlular hem de Yunanlar kuyuları zehirledi. Ancak Moğollar bu durumu Kaffa'da tümüyle yepyeni bir evreye taşıdı. Cesetleri adeta kimyevi bir bomba gibi kullandı. Biyolojik silahlar o kadar korkunç ki aralarında Rusya ve Amerika'nın da bulunduğu 165 ülkede yasaklandılar. Ancak hala insanlığı tek vuruşta silip süpürmeye yetecek kadarının mevcut olduğu sanılıyor. Ancak şimdiye kadar hiç kimse biyolojik silahı Cani Bey gibi kullanmadı. Bir tarih kitabında şöyle yazıyor. Şehre ölü dağları atıldı adeta. Çürüyen cesetler havayı ağırlaştırdı. Koku dayanılır gibi değildi. Dünya üstünde böyle bir silah yok. Bunlar öyle dehşet verici ki. Yani hiçbir şey ona benzemez. Biyolojik savaş korkunçtur. Mikropları görmeniz mümkün değil. Hastalığı görmeniz mümkün değil. Kendinizi bu silahtan koruyabilecek hiçbir şeyiniz olamaz. Kefe'de yaşayanlar vebadan kaçıyor. Avrupa'ya gidiyorlar. Hastalığı da yanlarında götürdüklerinden haberleri yok. Veba, dünyada en yoğun nüfusa sahip kıtaya doğru yola çıktı. Siena, İtalya. 1348. Bir aile kendini evine kapadı. Hastalığın dışarıda kalmasını umuyorlar. Baba hadiseyi yazıyor.
Bu, geride kalan birkaç belgeden biri. Avrupa'da işgal başlamış. Bu çok zalim ve korkunç bir şey. Ne kadar gaddar ve acımasız olduğunu anlatmaya nereden başlayacağımı gerçekten bilemiyorum. İnsanlığın hayatta kalma savaşı başladı. İnsanlık yok olma tehlikesine karşı bir savaş vermekte. Siena, İtalya. Vebanın Avrupa'ya girişinden 6 ay sonra binlerce kişi öldü. Angolo di Tura. Siena'lı bir tüccar ve şehir tarihçisi. Ailesini evden çıkarmıyor. Dışarıdaki katil içeri girmemeli. Angolo vebadan korunmak için ateş ve dumandan medet umuyor. Kimse hastalığın sıçanlardan geçtiğini bilmiyor. Nereden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Havadan olabilir, sudan olabilir. Yani etrafınızın ne olduğunu hiç bilmediğiniz bir şeyle sarıldığını hissedebiliyorsunuz. Vebanın Asya'yı geçmesi 10 yıl sürüyor. Köyden köye yavaş yavaş ilerliyor. Avrupa ise mükemmel bir üreme alanı. Yüzlerce şehir var. 80 milyon kişi iç içe yaşamakta. Şehirler vebanın bulaşması için her türlü koşulu barındırıyor. Pislik, lağımlar. Sıçanlarsa o günlerde hayatın doğal bir parçası kabul ediliyorlar. Kimse bu sıçanların ve üstlerindeki pirelerin potansiyel bir sorun oluşturduğunun farkında değil. Bir de insanlar küçücük mekanlarda tıklım tıkış yaşıyorlar. İşte eğer bir veba salgını çıkarmak istiyorsanız tam da aradığınız bir ortam olduğunu söylemek mümkün. Veba Angolo'nun evine de girdi. Karısı Nikoluçya'ya bulaştı. Hıyarcıklı vebayı bir görseniz korkunç bir şeydir. Koskocaman mosmor çıbanlar insanda psikolojik travmaya neden olur. Hasar ve muazzam bir korku yaratır. İnanılmaz. Angolo her şeyi deniyor. Ama her şeyi. Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde düzenli olarak kusun. Günde iki kez kendi idrarınızı için. Hıyarcıklara içindeki zehri atmaları için bal, yumurta akı ve akrep zehrinden oluşan bir karışım sürün. Seksten ve banyodan uzak durun. Sonunda doktor geliyor. Başlığı korunmak için kullandığı otlarla dolu. Tedavi yöntemi hastanın içindeki hastalığı boşaltmak. Doktorlar bu işe çare bulmak için her şeyi denemişler. Hacamat denenmiş, sülükler denenmiş ancak hiçbir işe yaramamış. Bir doktorun yapabileceği en akıllıca iş hastalara yaklaşmamaktır. Çünkü istemeden de olsa hastalığı bir başkasına bulaştırabiliriz. Bu süre zarfında veba bakterisi de değişim geçirdi. Yeniden üremek ve yayılmak için yeni yollar buldu. Pireler tarafından taşınmasına gerek kalmadı. Artık havadan bulaşıyor. Havadan bulaşan veba tamamen farklıdır. Çünkü artık insandan insana da bulaşabilir. %75 olan ölüm oranı artık %100'e yakın. Al.
6 ay içinde Siena'da 31 bin kişi öldü. Şehrin %60'ı yok oldu. Siena'da her 3 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Aileler yok oldu, klanlar yok oldu. Kimseler kalmadı. Ben Agnolo Zitura, evlatlarımı ellerimle gömdüm. Artık ölenler için gözyaşı dökecek kimse kalmadı. Herkes ölümü beklemekte. O kadar çok insan öldü ki dünyanın sonunun geldiğine hepimiz inandık. Korku ve panik hakim artık. Kendi kendinize soruyorsunuz. Bu neden oldu? Yanlış bir şey mi yaptım? Kiliseye gitmeyi mi unuttun? Bunun şeytan için olduğuna dair her türlü belirti mevcut. Herkesin inandığı durum Tanrı'nın intikam aldığı oldu. Yani bir sebepten bu hastalığa Tanrı'nın gazabı yol açmıştı. Facia artık insanoğlunun inancını sınıyor. Avignon, Fransa. Papa 6. Clement'in şehri. Dünyanın en güçlü adamlarından biri. Çok büyük ordulara ve muazzam bir servete hükmediyor. Veba Avignon'a vardığında halk papanın kendilerini kurtarmasını, gittikçe yayılan vebayı durdurmak üzere Tanrı ile anlaşmaya varmasını bekledi. Ancak 6. Clement vebayı durduramıyor. Bir günde 1300 kişinin ölümüne yol açan veba Avignon'u kasıp kavuruyor. Papa 6. Clement 11 bin kişiyi gömmek için bir arazi satın alıyor ama bu bile yetmiyor. Daha kökten bir çözümü deniyor. Ron Nehri'ni kutsuyor. Ve yüzen bir mezarlığa çeviriyor. Cesetler Ron Nehri'nde sürüklenmeye başladığında Halk Papa'nın hiçbir şey yapamayacağını anladı. Ya Tanrı onları dinlemiyordu ya da daha beteriydi. Korku ve kayıp öfkeye dönüştü. Halk suçlayacak birini arıyor. Avrupa'nın her yerinde av başladı. Kurtuluş için. ...1349... veba Avrupa'yı kasıp kavurmakta. İnsanoğlu en zayıf ve en akıl almaz günlerini yaşıyor. Suçlayacak birini arıyor. Strasbourg, Almanya. Veba burayı vurmadı. Henüz. Ancak söylentiler hastalıktan daha hızlı yayılıyor. Şeytani bir komplodan söz ediliyor. Yahudilerin şehir suyunu zehirlediği söyleniyor. Henüz orta çağdı. Bilimsel devrimin ve bilimsel yöntemlerin öncesiydi. Öyle bir dünyaydı ki batıl inançlar, öfke, kafa karışıklığı ve ne yazık ki o zamanlar her yerde büyük ön yargılar hakimdi. Ana yurtlarının M.Ö. 6. asırda fethedilişinden beri Yahudi halkı
dünyanın her yerinde gelişmiş cemaatler oluşturmuştu. 26 ülkede nüfusu 10 bini geçen Yahudi cemaatleri bulunmaktaydı. Korku insanoğlunu pençesine aldığında azınlıklar kolay hedef haline gelir. Strasbourg'daki yetkililer onları korumaya çalışıyor. Yaşadıkları sokaklara muhafızlar yerleştiriyor. Ancak yalıtılmışlık horlanmayı getiriyor. Bir çete yasaları kendi eline alıyor. Şubat. Saint Valentin katliamı. Strasbourg'daki Yahudilerin önüne iki seçenek konuyor. Ya din değiştir ya da öl. Bin Yahudi diri diri yakılıyor. Ancak katliamın şehri kurtarmaya hiçbir faydası olmuyor. 5 ay sonra veba gelip 16 bin kurban daha alıyor. Avrupa'nın her yerinde büyük şehirler artık bomboş. Bir görgü tanığı şöyle anlatıyor. Dükkanlar kapalı. Tek tük insan var. Hemen hemen her yerde derin bir sessizlik hakim. Bir zamanlar neydik? Şimdi ne olduk? Her yer cıvıl cıvıldı. Şimdi ise yapayalnız. Küçük bir bakteri insanoğlunu tümüyle aciz bıraktı. Veba Asya ve Avrupa'da sadece 15 yıl içinde milyonlarca insanı öldürdü. Ama yalıtılmışlık bizi koruyabilir. Atlantik Okyanusu vebayı durdurup Amerika'ya ulaşmasını engelledi. İnsanoğlunun geleceğinin anahtarı genellikle ileri görüşlü liderlerin elinde olmuştur. Cengiz Han'dan 200 yıl sonra genç bir İnka savaşçısı savaşa hazırlanıyor. Pachacuti. Cesur, dinamik, kararlı. Güneş tanrısı ona görününce İnka İmparatorluğunu kurmasını sağlayacak olan o büyük savaşa girdi. Pachacuti kendine çok güveniyordu. Adının anlamı dünyayı sarsan. Bu ismi alarak dünyanın fatihiyim demiştir. Amerika 90 milyon insanın yurdu. İnsanlığın diğer bölümünden tamamen yalıtılmış bir şekilde yaşıyorlar. Bu yeni dünyada hiç at yok. Nesilleri tükenene kadar avlanmışlar. Demir aletler de yok. Tekerlekli arabalar da yok. Ant dağlarında hayatın anahtarı yüksek irtifa tarımı. Bunlar dağ halkı, bir dağ toplumu. Buralarda uygun tarım toprağı yaratmak için dağların yamaçlarında teraslar oluşturmak zorundasınız. Bugün bile Ant Dağları'na gittiğinizde her yerde bu terasların kalıntılarını görürsünüz. Deniz seviyesinden binlerce metre yukarıda
dünyanın geri kalanının hiç bilmediği ürünler yetiştiriyorlar. Patates, domates, mısır. ...60 yıl sonra İspanyollar bu süper gıdaları Avrupa'ya götürecek. Bu, insanoğlunun beslenme rejimini şekillendiren çok önemli bir an. Ancak topraklarındaki zenginlikler İnkaları hedef haline getiriyor. Bölgelerini koruyabilmek için savaşmak zorundalar. Pachacuti ise korkunç bir düşmana karşı savaşacak. Komutanları ölü bir kral olan bir düşmana. İnsanoğlunun tarihi alın yazısını değiştiren insanlarla şekillenir. Pachacuti, İnkaların lideri. Düşmanı Çankalar. Kana susamış savaşçılar. Düşmanlarının kemiklerini ganimet sayıyorlar. Amaçları Pachacuti'yi ezmek ve İnka başkenti Kuzco'yu ele geçirmek. Çankalara savaşta Usko Vilca komuta ediyor. Güçlü, acımasız ve ölü. Sağken Çankaların terör hükümdarlığını kurdu. Öldükten sonra rahipleri aracılığıyla konuşur oldu. Ant dağlarında halkların ataları öldükleri halde hayatın içindedir. O yüzden çok önemli insanlar mumyalanırlar. Güney Amerikalılar, Mısırlılardan çok daha önce ölülerini mumyaladı. Çocukları, yetişkinleri, bütün aileleri. En eski mumyalar 7000 yıl öncesinden kalma. Usko Vilca'nın komutasındaki Çanka savaşçıları kendilerini yenilmez görüyor. Sayıları İnkalardan fazla ve asla esir almıyorlar. Ancak Pachacuti'nin bir planı var. Amaç düşmanın mumyalanmış cesedini ele geçirmeye çalışmaktı. Eğer Usko Vilca'yı indirirsen zafer senin demekti. Pachacuti, Usko Vilca'dan daha güçlü bir şeye inanıyor. Güneş tanrısı Inti'ye. Inti, İnka mitolojisinin en önemli tanrısı. Savaştan önceki gece Inti, Pachacuti'nin rüyasına girdi ve ona şanlı bir zafer vaat etti. Pachacuti kendisini yaşayan bir güneş gibi, Inti gibi, güneşin gücünü özümsemiş biri gibi göstermeyi akıl etti. Yani güneşin gücünü kendi bedeninde temsil etti. Pachacuti'nin babası kaçtı. Erkek kardeşi kaçtı. Ama o kalmayı ve İnkaları savaşa sokmayı tercih etti. Bir örnek oluşturarak kendini adamlarına kanıtlamak istiyorsun. Biliyor musunuz diyorsun. Ben bugün ölebilirim. Ama bunun önemi yok. Çünkü ben bu iş için doğdum. Size garanti ederim. Savaşa giden her gerçek lider zaten bu şekilde hissetmiştir. Pachacuti öfkelerini uyandırarak Çankaları kışkırttı. Sonra askerlerini geri çekti. Disiplinli olmalarını sağladı.
beklerken bir taş yağmuru başlattı. Ne zaman bir savaşa girsem, kazanmak iradesini ayakta tutmak için her şeyi yapabilirim. Çünkü savaş böyle kazanılır. Pachacuti hamlesini yapmıştı. Bir İnka efsanesi onun cesaretini anlatıyor. Genç prens kendini düşmanın önüne attı. Öylesine çevik ve öylesine hızlıydı ki Uskobilka'nın muhafızlarının ödünü patlattı. Çankalar mağlup oldu. İnkaların Çankalara karşı kazandıkları zafer efsane oldu. Hiçbir zaman unutmadılar. Kutlamaktan da hiç vazgeçmediler. Pachacuti böylece Amerika kıtasının gördüğü en büyük imparatorluğu kurdu. Bugünkü Şili'nin büyük bir kısmı, Bolivya ve Peru, İnka yönetimi altında birleşti. Bölgeler birbirine bağlandı. Yol ağlarının uzunluğu 40 bin kilometreye ulaştı. Dünyanın en sarp yerlerinden biri. Yolun sonunda Machu Picchu, yani Pachacuti'nin bulutlara uzanan sarayı. İnsanlığın geri kalanının bundan haberi bile yok. Fakat Amerika'nın bu yalıtılmışlığının sonu gelmek üzere. Avrupa'da vebadan kurtulanlar kendilerini toparlıyor. Yeni bir keşifler ve fetihler çağı başlıyor. Bu dönem yeni bir dünyanın keşfine yol açıyor.